Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Demonte Karavan'dayız. Sevgili dostum Gökhan Düzalan'la tanıştıracağım sizi. Kendisi mobilya sektöründen sonra karavan sektörüne adım attı. Röportajımız boyunca bol bol görseller de paylaşacağım sizinle. Yapmış olduğu transporter minibüsler, sprinter minibüsler. Gerçekten ben şu anda ağzım açık bir şekilde yapmış oldukları işleri gördüm ve hayran kaldım. Zaten benim de bildiğiniz üzere bir karavan merakım var. İlerleyen dönemlerde kendime muhakkak bir transporter, camper istiyorum. Yapacağım zaman da Gökhan'ın kapısını çalacağım. İnşallah, seve seve. Şirketinin bir Instagram sayfası var. Demonte Karavan Instagram sayfasından hem onları takip edip hem de bilgi alabilirsiniz. Böyle bir niyetiniz varsa kendisinden. Şimdi ben sözü Gökhan Düzalan'a bırakıyorum. İyi seyirler. Sevgili Gökhan, öncelikle kanalımıza hoş geldin. Şimdiden vereceğin bilgiler için peşinen teşekkür ediyorum. Kısaca kendini tanıtır mısın? Tolgacığım, ben teşekkür ederim öncelikle. Seninle uzun zamandır tanışıyoruz. Böyle bir kanalın olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Seni yakinen takip ediyoruz. Ben 1980 İstanbul doğumluyum. Uzun zamandır mobilya sektöründeyim. Biliyorsun ki bizde işte motosiklet, kampçılık bizi karavancılığa biraz itti. Yani hobimizi karavancılığa çevirdik. Hobimizi yapmaya başladık. Bu bizi mutlu etti. Şimdi tabii böyle sektör de yeni gelişiyor. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sektöre en iyi ürünleri sunmaya çalışan bir firma oluşturduk. Bunu da işte zaman zaman Instagram'da, zaman zaman web sayfamızda tüm yaptığımız araçları tanıtarak hem çevremizdeki insanlara hem de müşterilerimize sunuyoruz. Bu şekilde başladık, sektöre girdik Tolgacığım. Abi neden bu işe girdin? Az önce de sana bahsettiğim gibi motosiklet, doğal yaşam, kampçılık, uzun yıllardır böyle hobilerimiz var. Bunları büyük ölçüde kendimizi rahatlatmak amacıyla sürdürüyorduk. Belli çeşitli grupların içerisindeyiz. Arkadaş çevremiz bu yönde. İşin sonunda kendimize bir karavan yapalım dedik. Bunu da biraz araştırdık. Neyi nasıl yapabiliriz, ne olabilir? Öncelerinde bir başka firmalarla çalışalım, biz buna çok vakit ayıramayız gibisinden bir düşüncemiz vardı. Sonrasında biz neden yapmıyoruz dedik. Bir işin iyi olmasını istiyorsan kendin yapacaksın mı dedin? Yani evet, aslında biraz da öyle oldu. Kendimiz yaparsak hem buradaki incelikleri öğrenebiliriz hem de kendimize bir faydamız olsun dedik. Yani gönlüne çevremize, kendimize bir şekilde faydamız olsun dedik. Bir tane sprinter yaptık kendimize. Ardından İsviçre'den bir arkadaşımız bizimle bir kontak kurdu. Yakinen bir arkadaşımız, senden iyi olmasın. O da bir T4 getirdi bize. Ya Gökhan'cığım, bunu da yapar mısınız? Biz işte Avrupa'da bu işler çok revaçta. Bize de, bana da bir tane yapar mısın dedi. Biz ona da bir tane karavan yaptık. Yani camper yaptık. Öyle öyle derken kendini bu sektörün içine buldun. Öyle öyle derken miyiz? Evet, aynı şekilde dediğin gibi. Demonte Karavan kuruldu. Demonte Karavan kuruldu. İkinci yılına girmek üzere. Bu iki yıllık evre içerisinde ağırlıklı Ar-Ge çalışmaları yaptık, model çalışmaları yaptık. Çok çok böyle ürün satalım, işte çok ayda 3 tane 5 tane karavan yapalım diye işi yürütmedik. Mümkün olduğunca Avrupa'yı takip etmeye çalıştık. Ve işin sonunda Ar-Ge sürecimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bununla ilgili sana bazı yaptığımız ürünleri göstereceğim, karavanları. Camper ve karavanları göstereceğim. Yani büyük ölçüde tamamlandı ama tabii ki sektör çok güçlü, özellikle Avrupa'da çok güçlü. Oradaki gidişatı da yakalamaya çalışıyoruz bir yandan. Yani Türkiye'de bu sektör giderek gelişiyor ama Avrupa'da oturmuş bir sektör ve biz de onları yakalamamız gerekiyor. Gerek üreticiler bizler, gerek bize ürün tedarik eden firmaların Türkiye'deki gelişiminin biraz daha vakti var ama büyük ölçüde şu an kaliteler yakalanmaya başlandı. Ben senin araba konusunda ve motosiklet konusunda ne kadar mükemmeliyetçi bir insan olduğunu bildiğim için aynı hassasiyeti karavan üretiminde de yakaladığını çok net görebiliyorum. Kolay gözüken ama zor olan detaylardan biraz bahseder misin? Ya bunu zaman zaman bizimle kendi aracını yani yapan kişiler de kontak kuruyor bizimle. Araçları bittiği zaman da soruyorum böyle. Ya diyorum ki işte nasıl geçti süreciniz? Neyi nasıl yaptınız? Bir daha olsa yapar mısınız? Çoğu kişi aynı şeyi söylüyor. Ya diyor, bir daha olsa yapmam, ben çok zorlandım diyor. Biz de aynı şekilde bu işe girmeden önce dedik ki biz bu arabayı işte 6 ayda şu kadar adet araba yaparız. Şu olur bu olur. Çünkü büyük bir mobilya tesisimiz var. Biraz açıkçası bu işi küçümsediğimizi söyleyebilirim. İşin içine girdiğimizde çok fazla detay karşımıza çıktı.
bunları da mümkün olduğunca en iyi şekilde değerlendirip doğru malzeme kalitesini bulup bunları bir yere sığdırmak zorundasın. Sığdırmak zorundasın. Doğru kalitede sığdırmak zorundasın. Bunun içerisinde sağlık var. Bunun içerisinde konfor var. Bunun içerisinde döngüsel bir yaşam var. Elektrik ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını, A'dan Z'ye araç size bunları sunabilmesi lazım. Gece yattığınızda konfor sunabilmesi lazım. Bunlarla ilgili ciddi yatırımlarımız oldu. Bunlarla ilgili ciddi bir süreçlerimiz oldu. Bunları en sonunda artık Ar-Ge dönemlerimiz tamamlandı. Bir şekilde artık araçlarımızı uyguluyoruz. Yani kalitenizi standartize ettiniz. Aynen öyle. Tarzınızı da oturttunuz. Kesinlikle. Şimdi modeller oturuyor. Biz bunu Avrupa'da da görüyoruz. Bir model oturduktan sonra artık yeni model çalışıyorlar. Biz de özellikle Transporter'ımıza şu an bir modelimizi tamamen oturttuk. Şimdi yeni bir modele geçiyoruz. Böyle modeller geliştikçe biz de yeni modeller sunabileceğiz. Şimdi birazdan maliyetlere geleceğim. Çünkü maliyetler özellikle Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu son bu ekonomik süreçte gerek Euro'nun geldiği nokta belli, gerek sıfır araç fiyatlarının geldiği nokta belli. O yüzden maliyetlere birazdan geleceğiz işin en acı kısmına. Evet. Şimdi önce o zaman şu biraz işin duygusal kısmını konuşalım. Karavan son dönemde niçin bu kadar popüler oldu? Karavan ve camper konusu. Karavan ve camper'ı Tolgacığım takip eden belli bir kitlemiz var zaten ülkemizde. Onlar gerek kamplardan sonra karavancılığa geçmeyi yeğlediler. Uzun yıllar çadırlarda kaldılar. Yurt dışına gide gele orada bu yaşamı gören insanlar oldu. Böyle bir kitle zaten her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de var. Onlar neyin nasıl olduğunu araştırıp bir şekilde kendilerine bu yaşama itiyorlardı. Bizlerle kontak kuruyorlardı zaten. Ama son dönemde pandemi ve hemen ardından ne yazık ki İzmir depremi ve bu gerçeği bize hatırlatması bu depremin. Bu işi biraz daha tetikledi. İnsanların güvenebileceği, yani o gün sokakta kalmayayım, böyle bir şey oluştu. Dayanak oluştu. Dayanak oluştu, evet. Yani insanlar sabah uyandığında yani nereye gidecek, ne olacak? Hani böyle bir dayanak oluştu açıkçası. Bu deprem özellikle çok üzücü geçti. Çok üzüldük biz de. Birçok karavancı dostlarımız oraya karavanlarını gönderdi İzmir'e. Pandemi sürecinde özellikle bir kalabalık bir otel tatili yerine bir camperla doğada sağlıklı bir şekilde, izole bir şekilde tatillerini yapmayı tercih ediyor insanlar. Evet, yani özellikle pandemide bu yatak doğru mu temizlendi, nasıl oldu? Yemekler. Yani yemekler nasıl, oraya hizmet veren kişiler nasıl? Bununla ilgili ciddi kafalarda soru işaretleri var. Hala da var. İnsanlar kendi ortamlarını bulmak istiyorlar. Bunu bir karavanla, yeri gelir bir tekneyle, yani birçok yöntemle bulabiliyorlar. Karavan da bunlardan bir tanesi. Bir de motosikletle kamp yapmaya alışmış bir birey, evlenip çocuk sahibi, çoluğa çocuğa karıştığı zaman artık motorla kamp yapamıyor. Evet, o da var. Evet, bu da bir sebep bence. Çok müşterimiz var. Hatta sana göstereceğim. Böyle transporterlarımız var. Tavanı açılıyor, üstü çadır oluyor. İki kişi yukarıda yatıyor, iki kişi altta yatıyor. Arabayla birçok noktaya hem şehir içinde ulaşım sağlayanlar var, hem de şehir dışına çok daha aktif bir şekilde ulaşabiliyorsun. Onun dışında kamp yapabiliyorsun. Yani bir araçta birçok noktayı, derler ya İsviçre çakısı evet. gibi, yani birçok noktaya ulaşabiliyorlar. Muhteşem. Aynı zamanda bir yere gittiğin zaman da bir vesayet olarak da kullanabiliyorsun. Tabii tabii. Özellikle sizin modellerinizde gördüğüm kadarıyla arabanın içinde bir yatak sürekli yer kaplamıyor. Aynı zamanda bir koltuk, koltuk yatağa dönüşüyor. Dolayısıyla bunu bir ulaşım aracı olarak da kullanacağınız zaman veya seyahat yapacağınız zaman yatmadığınız süreçte orada sizin için çok büyük bir alan aracın içinde mevcut. Doğru mu? Ya kesinlikle. Şimdi aracın her noktasını değerlendirmek zorundayız. Bu araçları imal ederken kontrolün kalınlığından tut, işte kullanacağın akünün kapladığı alandan yatağı konumlandıracağımız alana kadar her şey birbirini kovalıyor. Koyduğumuz yatak, koltuk hem yatak görevi görüyor hem bagaj görevi görüyor. Bunların hepsi çok önemli tabii. Peki gelelim maliyetlere. Şimdi bu pahalı bir hobi mi ya da ucuz alternatifleri de var mı? Biraz maliyetlerden bahseder misin? Ya bunu şöyle alıp doğru yaşam. Her alanı maliyetli açıkçası. Diyelim ki bugün iyi bir balık tutmak istiyorsunuz, iyi bir trekking yapmak istiyorsunuz ya da dağcılık yapmak istiyorsunuz. Her bir alan, her bir spor dalı kendi içinde outdoor yaşam olarak toparlarsak hepsi kendi içinde zaten bir maliyetleri var. Bugün ama şöyle bakarsak da... Bir yerli üretiminde olmadığını düşünürsek, ürünlerin ithal olduğunu ya düşünürsek... Ya ithal, evet aynı şekilde. Ya bugün baktığımızda
çok ucuz bir çadırda da kalabilirsiniz ama kötü hava şartlarını çıkartmayabilir. İyi bir çadırı, ithal bir çadırı aldığınızda size 4 mevsim görev de görebilir. Karavancılık da böyle. Doğru malzemeyi kullandıkça rakamlar ne yazık ki euro bazlı da yukarıya doğru kalkıyor. Ama bunu kendi garajında yapan kişiler de var. Bunu senin bir tane videon var. Geçen izledim ben. Kaç paraydı? Cep telefonu parasına. Cep telefonu parasına. 15-16 bin liraya. 15-16 bin liraya çok güzel bir yaşam sürüyor arkadaşımız. Bunlar... Yani Peugeot bu J9'la. Evet. Yani bu yaşam bu şekilde de başlayabilir. Ama biz bir firma olduğumuz için belli standartlar sunmalıyız. Bizim müşterilerimiz gerek Türkiye'den gerek yurt dışından geliyor. Belli bir standartlar da bu sektörde olmuş durumda. Standartlar içerisinde sağlık, konfor ve doğru bir kamp yatıyor. Bunların içerisinde de tüm malzemelerin şu an Türkiye'de ne yazık ki üretilmediği için ithal malzemeler kullanmak gerekiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Odanda bir tane bilgisayar var ve fanı gece açılıp açılıp duruyor. İçeride sana bir fan sesi yapıyor. Seni gece rahatsız eder değil mi? Karavan oluştururken de doğru malzemeyi kullandığınızda doğanın sesleriyle baş başa kalabilirsin. Çünkü biz niye gidiyoruz doğaya? Kamp atacağız, kendimize geleceğiz, enerjimizi atacağız. Mutlu olmak isteyeceğiz ama gece yatarken de benim kullandığım yanlış bir malzeme seni rahatsız edebilir. Yanlış bir sünger seni rahatsız yapabilir. Yanlış bir su tesisatı seni susuz bırakabilir. Ya da içeriye su basabilir. Burnundan getirir yani. Burnundan getirir. O yüzden firma olduğum için biz Avrupa standartlarını kovalamaya çalışıyoruz. Bu da Euro'dan geçiyor. Ne yazık ki rakamlar Euro bazlı ve kaliteyi ne kadar arttırırsan o kadar değişkenlik gösteriyor. Evet. O şekilde yani rakamlar bugün, biraz yukarıda Euro'dan bazlı. İşte bir 10 bin Euro'ya mal etsen 100 bin lira zaten. Ya evet, evet. Yani onunla da biz zaman zaman konuşuyoruz. İşte burada 10 bin Euro'ya mal olan bir iş Avrupa kalitesinde çıktığını düşünürsek Avrupa'da öyle bir işi de işte 18-20 bin euro diyebiliriz. Yani Avrupa'ya göre aynı malzemeleri kullanıp aslında Türkiye'de yarı fiyatına imal edilmiş bir araç var karşımızda. Fakat burada da euro karşımıza çıkıyor. Euro'dan kaynaklı evet. Rakam da 10 katı artıyor şu anki. Bu arada hem seninle hem şirketinle hem de ülkem adına gurur duyduğum bir detay var. Şu muayene konusu. Biraz bundan bahseder misin? Ya evet, teşekkür ederiz. Ya bunu yakalayan firmalar tabii ki var piyasamızda. Biz de onlardan birisiyiz diyelim. Bizim yaptığımız araçlar Avrupa'ya gittiğinde Almanya, İngiltere, İsviçre bunlardan en rahatı İngiltere ile Almanya aslında İsviçre'ye göre. Oradaki TÜV istasyonları arabayı çok güzel inceliyor. Yani su tesisatındaki bir borunun sarkması TÜV'de kalmana sebep olabiliyor. İşte elektrik ya da elektrikle ilgili bir kaçakla ilgili ya da oradaki şaselerin yanlış yapılması, bir boğat kutusunun kullanılmaması TÜV'den geçmemeni sağlayabiliyor. Bunlar çok önemli noktalar. Bizim şu anki yaptığımız araçlar, teşekkür ediyorum, TÜV'den rahatlıkla geçiyor yurt tebrik dışında. Abi. Vallahi helal olsun. Vallahi bu bir ülkemiz elimizden adına bir gurur kaynağı. Gökhan'cığım, başarılı bir karavanın püf noktaları nelerdir? Nelere dikkat ediyorsun bu mükemmeliyetçilik konusunda? Ya Tolga'cığım, bu çok uzun bir konu aslında ama öncelikli olarak elektrik konusu çok önemli. Elektrik bir arabayı Allah korusun yakabiliyor. Verimsiz bir elektrik kampları rezil edebiliyor. En önemlisi elektrik. Onun dışında konfor, sağlık, birçok kullandığımız aksamlar bu yönde gelişmiş durumda. Minimal cihazların, işte mutfak evimiz bile bu karavanlara özel. Her şey ona uygun kullanıldığında, yani Avrupa tipi malzemeler, ne yazık ki Türkiye'de üretim bu konuda yok. Avrupa malzemeler kullandığımız sürece doğru titiz bir karavana kavuşabiliyoruz. Fakat bu arabalar, nasıl tarif edeyim sana, arkaya doğru daralıyor, yukarıya doğru daralıyor ve içeride birçok konik ölçü var. Bu ölçülere doğru bir şekilde uyup bu arabayı finishing etmemiz gerekiyor. Bunlar da çok hassas makinelerle ya da hassas çalışmalarla yürüyebiliyor. Biz bunlarla ilgili bir tesisimiz var. Kendi modüler mobilyalarımızı ürettiğimiz tesisimizde CNC tezgahlarımız var. CNC tezgahlarımızda bunlar kalıplandırılıyor, kesiliyor. Böylelikle muntazam mobilyalar karşımıza çıkabiliyor. Dayanıklılık çok önemli. Bu da bir konu. Diyelim ki bir arabayı yaptın ama bu araba işte ilk yılı iyi atlattı. İkinci yılda dolap kapakları gevşedi, ayarlar bozuldu, ses gelmeye başladı. Bunların da önüne önceden geçmek gerekiyor. Yani bunun kurgusunda şey gibi düşün. Hani bir inşaat yapıyorsun, temeli işte sağlam olsun, depreme dayanıklı olsun.
kullandığımız elektrik şöyle olsun, böyle olsun. Her yapıyı oluştururken bunlar karavancılıkta da diğer inşaatlarda da her şeyde çok önemli. Biz bunları yaparken elektrik tesisatımızın kabloları oynamasın diye spirallerden geçiyor. Bu spiraller tek tek klipsleniyor. Araba oynak olduğu için tüm elektrik tesisatlarımız tek tek vago dediğimiz klemensler var. Sıkıştırmalı klemensler. Mesela vidalı klemens kullanmayız. Kullandığımız tüm malzemeleri en iyi şekilde empoze etmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde dayanıklılık bize sağlamış oluyor. Mesela mobilyalarımız birbirine geçme ve yapıştırma yapılıyor. Bunlarla ilgili örnekler göstereceğim sana. Biz dişi erkek haline getiriyoruz mobilyayı. Mobilya birbirine geçiyor. Özel tutkalları var ve onlarla yapışıyor. Bu uzun yıllar dayanmasını sağlıyor bu aracın. Uzun yıllar. Avrupa'daki gördüğümüz sistemler de bu şekilde. Biz aynı sistemleri uyguluyoruz. Yalıtımla ilgili çalışmalarımız var. Birçok firma gibi biz de kendimize özgü malzemeleri kullanıyoruz. Bu kendi yaptığımız araçlarımızda elektromastik kauçuk sünger kullanıyoruz. Bunların hepsinin TS, TÜV belgeleri mevcut. Koku yapmayan, yanmayan ve iyi yalıtım sağlayan malzemeler. Bunlarla ilgili yine örnekler göstereceğim. Araç böyle bir sigara paketi gibi, sevmesek de o paketi, evet. Sigara paketi gibi sarılıyor ve o şekilde müşterimize sunuluyor. Maliyetler kısmında rakam vermedik. Aşağı yukarı araba hariç, araba fiyatları belli çünkü. İkinci elde alabilirsin, sıfırda alabilirsin. O fiyatlara ulaşabiliyor insanlar. Sizin firmanızın minimum, yani tabii ki bu işin sonu ucu bucağı olmadığını biliyorum. Evet. Ama senden şöyle bir şey istiyorum yani. 10.000 euro ile şu kadar euro arasında bir maliyet gibi bir aralık istiyorum. Ya Tolga'cığım, şimdi transporterlar ve sprinterlar yapıyoruz. Her kişi aracın fiyatını fiyat olarak ve görsel olarak görmemeli. Altyapı, kullanılan malzemeler ve kaç günde yapıldı gibi bu fiyatlar böyle oluşuyor. Yani bir arabaya bir ay boyunca hizmet veriliyor ve araç böyle 3 günde 4 günde çıkmıyor. Bir ay boyunca ciddi bir hizmet alıyor araba. Bunun sonucunda bir camper ortaya çıkıyor, bir karavan ortaya çıkıyor. Ve içerisindeki kullanılan her malzeme bütün akışı değiştiriyor. Bazen bize gelen sorular böyle direkt mesajlar geliyor Instagram'dan ya da internet sitemizden. Ne kadar diye, yani senin sorduğun gibi sadece ne kadar sorusu geliyor. Tamam, anladık. Yani bu kadar güzel bir girizgah olduğuna göre buradan güzel bir hesap çıkacak. Ya şöyle, şunu söylemek istedim. Her kişi mutlak suretli liste istemesi gerekir. Marka marka neden bu fiyatların böyle olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bizim firmanın transporterlar işte 10.000 euro, 11.000 euro gibi başlıyor. 15.000 euroya kadar çıkıyor. Evet. Bunun içerisinde biz işte dijital paneller koyarsak artıyor. Bir marka grubumuz var, Victron. Komple Victron yaparsak artıyor. Dizel ocak koyarsak, mesela bazı müşterimiz diyor ki ben içeri gaz istemiyorum diyor. Ben diyor burada yatacağım, uyuyacağım. Onunla ilgili işte LPG çözümleri var. Onun dışında bir de dizel ocaklar var. Aracın mazot deposundan yakıt alıyor ve bunu enerjiye çeviriyor. Sana yemek yapmaya başlıyor. Başlı başına bir rakamlar. Bu aracın işte tentesinden tut, A'dan Z'ye, koltuğu, yatağı, her şeyi, buzdolabı işte 12 volt olmalı. Bunların bir de her birinin kullanılmasının amacı var. Yani bu rakamlar ödeniyor ama işte gece rahat yatıyor. Ses yok. İşte bunu ödüyor ama enerjisi tükenmiyor. Bunu ödüyor ama işte suyu sağlıklı. Bunu ödüyor ama yemek yerken işte kullandığı tezgah sağlık açısından onaylı. Yani bunların her birinin bir nedeni... 2 sene sonra, 3 sene sonra dağılmıyor. Gibi, yani dağılmıyor. Bir camper kelimesini kullanıyoruz. Kampçı araçları, evet. Türkçesi. Kampçı minibüsleri. Bir de karavan kelimesini kullanıyoruz. Arasındaki fark nedir? Ya aslında şöyle, şu anki... işte ben mesela sprinter yapıyorum. Sprinter de aslında bir camper. Ama boyutlarından dolayı karavan diyoruz. Hacimlerinden dolayı. Aslında o da bir camper. Esas karavanlar daha büyük. Elkovanlı dediğimiz daha büyük şeyler, yani karavana benzettiğimiz, hani böyle hiç arabaya benzemeyen modeller aslında gerçek karavanlar onlar. Bizim firmamız normal arabanın orijinal kasasına karavan yapıyor. Evet. Camper yapıyor. Aslında bunlar bir camper. Küçük diye bahsetmiş olduğumuz transporterlar tam camper. Yani kamp aracı. Bu sana şunu sunuyor. İşte küçük olmasından dolayı hem şehir içinde seni bir yerden bir yere ulaştırıyor. Hafta sonu mesela cuma akşamı işinden çıktın. Çok güzel bir kaçış aracı.
şehirden bir kampa kaçış aracı. Kısa rotalarda, uzun rotalarda da buna alışkanlıklar dahilinde sana çok güzel imkanlar sunuyor. Evet. Büyük arabalar ise içerisinde banyosu, yani bu küçük camperlarda banyo ne yazık ki dışarıda dış duş olarak var. Yani ona göre bir sistemi var. Ufak yine bir perdesi bir şey oluyor. Bunlar dışarıdan oluyor ama o büyük araçlarda neden işte karavan diyoruz? Daha çok karavandaki hizmetler olduğu için. İçerisinde sıcak suyu var, işte duşu var, tuvaleti var, tuvaleti içeride. Bir kapını kapatıyorsun, tuvalete giriyorsun. Yatak, hazır bir yatağın var. Yani küçük bir minimal bir ev diyebiliriz. Minimal bir ev, aynen öyle. O konuya da geleceğiz, o minimallik konusuna. Evet. Ya minimallik konusu soracak olursan... Türk insanının bakış açısı karavana veya Türkiye'de bugün, karavan nereye gidecek? İnşallah güzel yerlere gidiyor. Özellikle son 1-2 yıldır çok ciddi bir atak var. Yani karavanla ilgili bilinçlenme, doğru ürüne ulaşma, çok ciddi bir atak var. Fakat Türk insanı, bizim toplumumuz daha çok dolap, daha büyük araba. Yani bu işe girerken en büyüğünü bulmaya çalışıyor. Bu bir yöntem. Bu istenebilir. İstenebilir. Yani bu kötü bir şey değil. Daha rahat edebilir kişi. Ama bu da başka bir sorumluluk getiriyor Tolga. Yani güzel bir orman kampında en kötü yerde saf alıyorsun. Çünkü oraya giremiyorsun. Bir karavan parkına girdiğinde yine en kötü yerde saf alıyorsun. Bir yere park edeceksin. Artık arabanı kullanmayacaksın. Biri seni arıyor, diyor ki buraya park etme. Türkiye'de böyle şu an. Ya zabıtalar geliyor. Belediyeler geliyor, oraya park etme, buraya bilmem ne yapma. Bu şekilde biz birçok karavancının bulunduğu kamp alanlarından kovulduğunu görüyoruz. Sahil kesimlerinde özellikle yazın buraya kamp atamazsınız, buraya karavan giremez. Ya baktığın zaman evet büyük, her şey çok güzel. Ya yıkama istasyonuna gidiyorsun, büyük bir araban var. Yıkamacı diyor ki biz büyük araba yıkamıyoruz. Otobanlarda gezeceksin, diyor ki senin araban uzun. Vergi ödeyeceksin, araban uzun. Öyle böyle. Yani Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa, özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere yıllardır çok büyük arabaları biniyorlardı. Son dönemlerde gözlemlediğimiz hep transporter tarzı araçlar. Minimal. İşte. Minimal. Onun çatal kaşığından tut, üstündeki ya ne kullanırlarsa her şey minimal. Evdeki araç gereçlerle yaşamıyorlar. Ama biz tabii Türk toplumu olarak bir yere gideceğimiz zaman, bu benim için de geçerli, bakıyoruz her şeyi sığdırmaya çalışıyoruz arabaya. Bazı şeyler hiç kullanılmıyor, bazı şeyler çok işimize yarıyor. Ya bizim bir kamp kültürümüz var. Yani şöyle bir mangal kültürümüz var. Ve bunlarla biraz bağlaştırmamız gerekiyor. Ne yazık ki. Evet. Ama karavancılık gitgide küçülüyor Tolga. Gitgide küçülüyor. Ve bugün bir çadır bile mutlu ederken, yani bugün ilk çadır kampını düşün. Ben hala söylerken, anlatırken insanlara, ya işte şuraya gitmiştik de çok güzel eğlendik de çadırda yattık. Evet. Aa, üşümediniz mi? Yok dedik, üşümedik falan. Doğru bir malzemeyle, minimal bir yaşamla doğada yaşam çok mutlu, çok evet. Güzel. Tamam dostum, ağzına yüreğine sağlık. Oh, hemen be. Yanına geliyorum. Evet sevgili dostlar, bu güzel bölümün de burada sonuna geldik. Dostum ağzına yüreğine sağlık, ne verdiğin demek? Bilgiler için. Ne demek? Herkes adına ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederiz. Ne demek? Benim kendisine yöneltmeyi unuttuğum sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Çünkü sektör o kadar büyük, o kadar geniş ve sonsuz ki İlla ki konuşmayı unuttuğumuz, benim sormayı unuttuğum sorular, detaylar muhakkak olabilir, vardır. Sizin olabilir. De kafanıza takılanlar varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Gökhan cevaplayacaktır. Bu bölümün burada sonuna geldik ama ben Gökhan'ı bulmuşken bırakmam. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Çünkü bu içeriklerin devamı gelecek. Aynı zamanda daha biraz araştırmamızı göstereceğiz sana. Evet, birkaç bölüm daha çekeceğiz. O az önce bahsetmiş olduğu 4x4 Sprinter'ın özel ayrı bir bölümü olacak. O yüzden bu videolardan hemen haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler.